Çok değerli gönül dostları, İdris Yamantürk beyefendi bütün hayatı boyunca hem iş dünyasında ticari ahlakıyla, dürüstlüğüyle ve ülkeye hizmetiyle örnek olduğu gibi bizi millet yapan milli ve manevi değerlerimizde de önder olmuştur. Kendisini hepiniz adına tekrar kutluyorum. Allah ondan razı olsun, sevdiklerine, sevenlerine bağışlasın. Sağlıklı günlerde ülkemize daha nice hizmetler yapmasın diliyorum, saygılarımla. Saygılarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Yamantürk'ün de duygularını almak istiyoruz. Buyurun efendim. Efendim, aslında bir şey vermek gerekirse ben bir ocağı vermeliyim. Beni boğacak bu hale getirdi. Teşekkür ederim. Bu sözün üzerine başka bir şey söylenemezdi herhalde. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz efendim. Evet. Devam ediyor. Türk Ocakları Tarihi Buluşma 2013 armağanına layık görülen bir diğer isim, Türk Ocakları yönetiminde ve danışma kurulunda uzun yıllar görev alan, Türk Ocakları çalışmalarına yakın destek veren ve şu an salonda Türklük ve Türk Ocakları davasına en kadim hizmet edenlerden biri olan emekli General Necati Gültekin Paşa'mız. Evet, Sayın Necati Gültekin 1923'te Çankırı'da bir memur çocuğu olarak dünyaya geldi. Ilgaz Kaymakamı babası, ilk tarih kurultayının delegelerindendir. İlim aşkı ağır basınca kaymakamlığı bırakıp milli eğitime geçmiştir. Anadolu'nun dört bir köşesindeki eğitim kurumlarında tarih ve yurttaşlık bilgisi dersleri vermiştir. 1939'da girdiği askeri liseden, 1942'de 19 yaşında genç bir subay olarak mezun olan Necati Gültekin, eğitim için İngiltere'ye gönderilir. Kraliyet Hava Kuvvetleri Koleji'nde 2 yıl boyunca pilotluk eğitimi alır ve Türkiye'de jetleri kullanan ilk pilotlardan biri olur. 1974'te Tuğgeneral rütbesiyle ordudan emekli olan Necati Paşa, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in davetiyle Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasete başlar. Önce genel sekreter yardımcılığı, sonra genel sekreterlik yapar. 1977 seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçilir. 1980 darbesi gelince partiden ve gençlik kollarından 240 milliyetçi ile birlikte tutuklanıp hapsedilir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş ile 3,5 yıl aynı hücreyi paylaşan Gültekin Paşa, suçu ispatlanamasa da idamı istenenlerdendir. Necati Paşa 3,5 yıl süren yargılamadan sonra beraat eder. Milliyetçi Hareket Partisi saflarında bir müddet daha siyaseti sürdürür. 1998-2004 yılları arasında Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır. Şimdi Sayın Necati Gültekin Paşa'mızı davet ediyorum. Buyurun efendim. Necati Gültekin Paşa'mıza armağanını takdim etmek üzere Devlet Eski Bakanı Profesör Doktor Sayın Enis Öksüz'ü davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Alıp fotoğraf çektirirsek kızlarımız biraz daha geride dursun, ön plana sizi alalım bu hatıra fotoğrafında.
Evet, duygularınızı alabilir miyiz kısaca? Buyurun. Evet. Ben Türk Ocakları'nın hangi sebeplerle kurulduğunu, Türkiye toprakları dışından içinden olan büyüklerimizin hepsinin haklarını bize helal etmesini Allah'tan temenni ediyorum. O gün çok işe yarayan Türk Ocakları zamanı geldiğinde de elbette o tarihi görevini yine yapar. Ve Türk Ocakları'na hizmet etmek hakikaten bir ayrıcalık. Benim nezdimde çok büyük sevaptır. Ben bir Türk paşasını, adam gibi bir Türk paşasını burada hizmet etmiş olmasından dolayı hakikaten biraz böyle hem iftihar ederek hem de içimden böyle ben yapamadım bunu deyip mahcubiyetle bunu takdim etmekten çok büyük şeref duyuyorum. Gerçekten söylüyorum. Çektiğiniz çileler sizin için nişandır. Allah'ın bir nişanıdır. Öyle olmasını temenni ediyorum. Ve saygılar sunuyorum. Ömrünüz uzun olsun. Sayın Bakanımıza bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Necati Paşa'mızın da duygularını almak isteriz tarihi buluşmayla. Ben tutayım Paşa. Tutayım. Sayın misafirler ve Türk Ocakları'nın sayın kıymetli yönetim kurulu. İnsan hayatında çok önemli bazı günler vardır. Bazı olaylar vardır ki onu hayatı boyunca unutamaz. O hatıra onunla beraber mezarına kadar gider. Benim de hayatımda acı ve fevkalade tatlı günlerim olmuştur. Bu günlerin mutluluğunu, zirvesini bu akşam burada yaşamaktayım. Böyle güzide bir topluluk ve kıymetli bir heyet tarafından şahsıma tevdi edilen bu ödül benim yegane mutluluğum ve iftihar vesilem olacaktır. Bir köylü vatandaşın söylemiş olduğu şiiri birazcık değiştirerek burada söylemek istiyorum. Vatan, millet, din, iman diye diye geldik 90 yaşıma. Çok güzel bir hayatım oldu. Mutlu oldum. Darısı dostlar başıma. Bundan sonra artık gülerek giderim musalla taşına. Hepinizi saygılarımla sunuyorum. Necati Gültekin Paşa'mıza ve Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, şeref verdiniz. Buyurun efendim. Armağan takdim törenimiz devam ediyor. Türk Ocakları Tarihi Buluşma 2013 armağanına layık görülen isimlerden bir diğeri, yıllardır Türk Ocakları yönetiminde yer alan, uzun yıllar genel sekreterlik görevini yürüten, aynı zamanda Türk Ocakları'nın çok partili hayattan sonraki dönemine gün be gün tarihini yazan, bir anlamda Türk Ocakları'nın hafızası Sayın Yücel Hacaloğlu. Sayın Yücel Hacaloğlu 1936 yılında Rize'nin Fındıklı ilçesinin Çağlayan köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Kars Gazi İlkokulu'nda, liseyi Trabzon Lisesi'nde, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. 1957 yılında gazeteciliğe başladı. Yelken, Türkiye Spor, Yeni İstanbul, Düşünen Adam, Son Havadis, Egemenlik, Türk Yurdu, Türk Dünyası Araştırmaları, Sabah, Yeni Yol Gazete ve Dergilerinde, Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Yayın Yönetmenliği, Fıkra Yazarlığı ve Başyazarlık yaptı. Trabzon'da yayınlanan Hakimiyet ve Hizmet gazetelerinde sanat sayfaları düzenledi. Başbakanlık müşaviri olarak Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in basın müşaviri ve Turizm Bakanlığı'nda uzman olarak muhtelif kamu görevleri ifa etti.
Türk Ocakları Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, Ars Heyet üyeliği, Genel Sekreterlik 10 yıl ve Genel Başkan Yardımcılığı 4 yıl süreyle görevlerde bulundu. Trabzon'un fethinin 500. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon Fetih Derneği'nin kuruluşunda faaliyet gösterdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda danışman olarak çalıştı. 2001 yılında emekli oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi ve Parlamento Muhabirlikleri Derneği üyesidir. Basın şeref kartı sahibi olup evli ve 3 çocuk sahibidir. Şimdiye kadar yayına hazırladığı eserler de dahil olmak üzere toplam 80'in üzerinde kitabı vardır. Sayın Yücel Hacaloğlu'yu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Yücel Hacaloğlu'na armağanını takdim etmek üzere Devlet ve Kültür Eski Bakanı Sayın Namık Kemal Zeybek Beyefendi'yi davet ediyorum. Önce tebrik, sonra takdim. Nasıl arzu edersiniz Sayın Bey? Estetik açısından yakın durmanız daha güzel olur. Fotoğrafçılar açısından bu arada duygularınızı alabilir miyiz Sayın Bakanım? Bismillah diyerek başlayalım sözü. Tebrik ederim. Siz buna çok şeye layıksınız. Sizin kadrinizi bilen Türk Ocakları'na da tebrik ederim. Türklüğün kadrini bilen bütün bu Türkçü kardeşlerimize tebrik ederim. Mikrofonu bana verdiğinizde de sizi pişman ederim. Ama öyle yapmayacağım. Dur abi bakıyor. Üniversiteler Kültür Kulübü yıllarında niye konuşmuyorsun derdi. Ondan sonra da niye konuşuyorsun diyor. Yok diyor. Günde sıyışmıyor. Ama bugünlerde şu şiiri okuyup bırakayım. İşte tarladan, ormandan, yelden büyümüşüz ovalarla, denizlerle, dağlarla bir. Tutmuş ellerimiz, yürümüş ayaklarımız, kuzeyden güneye, doğudan batıya, Türk olmak, yayılmak demektir. Yok hele oğul kızı, yok hele. Yüreğimizde kir, alnımızda kir. Bize yönelin isterse yeryüzü olsun, isterse gökyüzü. Türk olmak, karşı koymak demektir. İçine çiçeklerin, yıldızların, ulusların içine gir. Geceden gündüze, eskiden yeniye, yürüsen, yürüsen, Türk olmak, yaşamak demektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bravo! Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli büyüğümüz Yücel Hacaloğlu'nda duygularını almak istiyoruz kısaca. Buyurun efendim. Biraz yakın tutalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim armağan takdim törenimiz devam ediyor. Türk Ocakları Tarihi Buluşma 2013 armağanına layık görülen diğer ismimiz. Yıllarca Türk Ocakları'nın yönetim kurulunda Türk Ocakları'nın mali işlerini son derece titiz bir şekilde yürüten, ocağı merde de namerde de muhtaç etmeyen ve halen danışma kurulu üyeliğini yürüten Galip Tamur büyüğümüz. Evet efendim, Galip Tamur 1940 yılında Ankara'da doğdu. 1961 yılında Kara Harp Okulu'nu, 1964 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sanayi İşletmesi bölümünü, 1970 yılında İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği bölümünü
1974 yılında da Havalisan Okulu'nu bitirdi. 1962-1973 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı emrinde muhtelif görevler ve Assubay Okulu Elektronik İstihbarat Bölümü Başöğretmenliği, 1976-1981 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merkez İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda İnşaat Proje Kısım Amirliği ile Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Lojman İnşaat Şube Müdürlüğü yaptı. 1981 yılında inşaat mühendisi yüzbaşı rütbesindeyken kendi isteğiyle emekli olmuş ve o tarihten bu yana mesleğine özel sektörde devam etmektedir. Detay Anonim Şirketi Ortaklığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gerilim Elektrik Anonim Şirketi Ortaklığı, Bayındır Mühendislik ve İnşaat Limited Şirketi Ortaklığı ve Şirket Müdürlüğü yapan Galip Tabur, hayatının her döneminde milliyetçi kuruluş ve siyasi partilerle mesleğinin el verdiği ölçüde birlikte olmuş, aktif olarak her türlü faaliyetlerine resmi veya gayri resmi olarak katılmıştır. Bu arada ilk baştan itibaren Üniversiteler Kültür Derneği'nde bulunmuş, 1996-98 yıllarında Türk Ocakları Genel Merkezi Denetleme Kurulu üyeliği, 1998-2000 ve 2000'den 2012'ye kadar Türk Ocakları Genel Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak muhasip üyeliği yürütmüştür. Sayın Galip Tamur'u davet edelim şimdi de efendim. Sayın Galip Tamur'a armağanını takdim etmek üzere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici Beyefendi'yi davet ediyorum. Objektiflere bakabilir miyiz? Sayın Başkanım, duygularınızı kısaca almak isteriz. Buyurun. Değerli büyüklerim, kıymetli dava arkadaşlarım, gönüldaşlarım, sevgili Türk Ocaklar, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün bu tarihi buluşmada sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir onur, mutluluk, şeref ve gurur duydum. Burada bir tarih gözümün önünden aktı ve geçti. Yok canım, durmuyor. Ve gerçekten bu mutluluğu, bu birlikteliği bize yaşatan Türk Ocakları Genel Başkanı Sayın Mehmet Öz hocamızın şahsında tüm yönetim kurulu üyesi büyüklerime, abilerime, kardeşlerime, dava arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Tabii söyleyeceğimiz çok söz var ama ben bir cümleyle özetlemek istiyorum. İnşallah bu gece hem Türk dünyasının hem İslam dünyasının mukadderatında geleceğinde önemli bir rol oynar ve bugün kan ve gözyaşı altında inim inim inleyen coğrafyamızın kurtuluşuna vesile olur diyorum. Hepinizi tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sayın Başkanım, bu güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Saygıdeğer Türk Ocakları, şahsıma göstermiş olduğunuz kadir şinaslık nedeniyle şükranlarımı sunarım. Eğer bir hakkımız geçtiyse her şeyi helal ediyorum. Bundan sonra da Türk Ocakları'nın emrinde bir nefer olarak çalışmaya devam edeceğiz. Saygılarımı sunarım. Teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Aziz misafirlerimiz, armağan takdim törenimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Armağan takdim töreninden sonra sizi Tuna'dan Altaylara, Sibirya'dan İran'a kadar geniş bir coğrafyada seyahate çıkaracağız. Onun için bu sürprizimize hazırlıklı olun. Birazdan o bölüme geçeceğiz. Armağan takdim töreninde armağana layık görülen
diğer ismimiz Türk Ocakları'nın önceki genel başkanlarından Sayın Sadi Somuncuoğlu. Kıymetli misafirler, Sadi Somuncuoğlu 1940 yılında Aksaray'da doğdu. İlk ve ortaokulu Aksaray'da, lise ve yüksek öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1957-58 yıllarından itibaren Türk Ocakları'nda bulundu ve milliyetçi düşünce yapısı bu yıllarda başladı. Bir süre devlet memuriyetinde bulundu. 1965 yılında Bab-ı Ali'de Sabah gazetesini çıkardı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde organizasyon, metotlu idarecilik kurs ve eğitimini gördü. 1967'de aktif siyasete atıldı. Bu dönemde Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu tarafından Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine getirildi. 1969 Adana Kongresi'nde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildikten sonra 12 Mart 1971 yılına kadar kısa bir dönem dışında gençliğin eğitimi ve teşkilatlanması işlerini yürüttü. 1977 yılı seçimlerinde NİDE milletvekili olarak parlamentoda yer aldı. Demirel kabinesinde devlet bakanı olarak görev yaptı. 1980 darbesiyle birlikte tutuklandı ve MHP davasında idamla yargılanarak beraat etti. Aktif siyasette bulunduğu yıllarda ve sonrasında gençliğin yetişmesi için gayret içinde doldu. Devlet, Töre ve Bozkurt gibi dergilerin yayınında görev aldı. Pek çok yazı ve makalesi yayınlandı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferanslar verdi. 1985-95 yılları arasında siyasete ara verdi. 1994-95 yıllarında Türk Ocakları Genel Merkez Heyet Üyesi ve Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1995 seçimlerinde Aksaray Milletvekili olarak ANAP listesinden parlamentoya girdi. 1,5 yıl sonra 1997 yılında ANAP'tan ayrılarak MHP'ye katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 1999 seçimlerinde MHP'den Aksaray Milletvekili seçildi. Kurulan 57. hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Halen gazete yazarlığına devam eden Somuncuoğlu, ülke meselelerine gösterdiği milliyetçi hassasiyetle birçok esere imza attı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Sadi Somuncuoğlu aramızda olmadığı için kendilerini alkışlıyoruz ve ödülünü... Evet, Sadi Somuncuoğlu bir başka programda bulunması nedeniyle tarihi buluşmada yer alamadı. Onun adına armağanını kabul etmek üzere Profesör Doktor Sayın İskender Öksüz'ü davet ediyorum. Ödülünü İskender Bey verecekler ve kendilerini alkışlıyoruz. İskender Bey burada. Geliyor İskender Hocam. Armağanını takdim etmek üzere Türk Ocakları Danışma